Modern kapitalizmin en önemli meselelerinden bir tanesi hiç şüphesiz yaşadığımız çağ içerisindeki değişim ve dönüşümlerin çok hızlı bir şekilde süratle hayatımızda farklılıklara sebebiyet vermesidir. Yeni bir trendin, yeni bir ürünün, yeni bir davranış modelinin ortaya çıkması hayatımızın belli başlı kalıplarını değiştirmemize ve dönüştürmemize sebebiyet vermekte. Böylesi bir süreç içerisinde hiç şüphesiz en önemli konulardan bir tanesi toplum içerisindeki bu davranış modellerinin, iletilen mesajların, yeni ortaya çıkan ürünlerin bizler üzerinde bıraktığı etkilerin siyasi, toplumsal ve ekonomik anlamda bir takım ciddi sonuçlara sebebiyet vermesidir. Bu saydığımız modellemelerin çok hızlı bir şekilde yayılmasını aslında biz bir virüsle, bir salgınla eşleştirebilmemiz mümkün. Büyük fikirler, büyük dönüşümler genelde bir salgın hızıyla çok hızlı bir şekilde yayılmakta ve insanların hayatlarını, ekonomik anlamdaki davranış kalıplarını ve hayata bakış açılarını doğrudan değiştirebilmektedir. Peki bu nasıl ortaya çıkmakta? Bir insanın ürettiği ürün, bir insanın taşıdığı mesaj veya davranış diğer insanlar üzerinde bir bulaşıcılık etkisi yaratmakta. Böylelikle de diğer insanlara da çok hızlı bir şekilde sirayet etmektedir. Daha sonra ortaya çıkması gereken unsur sadece bulaşması değil, bunun kalıcılık göstermesi, yapışması ve artık o insanların da hayat kalıplarını, davranış modellerine doğrudan etki edebilmesidir. Tabii ki her ne kadar bu anlattıklarımız çok basit görünüyor gibi olsa da kapitalizm içerisindeki bu değişim ve dönüşümün çok hızlı bir şekilde olmasını sağlayabilmeniz için toplumun sosyolojisini, antropolojisini, toplum yaşantısındaki kültürel kodları çok iyi bilmeniz, analiz etmeniz, deneysel verilerle izlemeniz gerekebilir. Bu yüzden de insanlar, daha doğrusu büyük şirketler ve firmalar kendi ürünlerini pazarlayabilmek için çok ciddi bir reklam ve pazarlama unsurlarını ön planda tutacak, insanları doğrudan etkileyebilecek yöntem ve sistemleri bulma konusunda birbirleriyle yarış içerisine girerler. Sadece firma ve şirketler mi bunu yapıyorlar? Hayır. Tabii ki toplum içerisinde belli bir ideolojiyi veya belli bir siyasi fikri yayma konusunda kendi partisini, kendi görüşünü, iktidar olmasını isteyen siyasi yapılarda, partilerde böylesi bir sürecin içerisine girebilirler. Aslında günümüzdeki popüler deyimiyle algı yönetimi olarak da nitelendirebilirsiniz bunu. Ancak bir toplum içerisindeki insanlara ulaşma konusunda sizin ya sadece tek başınıza yapacağınız çalışmalarla olabilecek bir iş değil. Bunu benimseyen, kanıksamış insanların sizin bir bakıma gönüllü reklamınızı yapması gerekmektedir. Dolayısıyla böylesi bir noktada da o bulaşıcılık faktörünü ortaya çıkartacak insanların yaptıkları çalışmalar, kendi çevresindeki insanlara bu fikirleri, mesajları ve ürünü tanıtmaları veya bunu kullanmaları ve benimsemeleri konusunda ikna kabiliyetlerinin çok önemli bir rolünün olduğunu söylememiz gerekir. Aslında kapitalizm bir bakıma ikna kabiliyeti en üst seviyede modellendiği bir ekonomik sistemdir. Dolayısıyla siz bir ürünü, bir fikri veya bir mesajı iletirken o mesajın ulaşacağı kitleden tutun da coğrafi yapısına kadar her şeyini analiz etmeniz gerekir. Bir bakıma bulaşıcılık kadar önemli olan da bunu yaydıktan sonra o insanlar üzerinde bunun kanıksanması süreci, benimsenmesi, hazmedilmesi sürecinin çok hızlı gerçekleşmesi gerekiyor ki bu ürünlerin satın alınması, bu fikirlerin iktidar olmasının sağlanabilmesi açısından söylüyorum bunu. Bulaşıcılık ve yapışkanlık dışında kalan üçüncü önemli faktör eğrimiz ise bağlama oturtturabilmek. Yaptığınız tanıtımın, ürünün, mesajın insanların üzerindeki bağlamı ne olacak? Bu tanıtımdan, bu üründen veya bu ideolojiden insanlar üzerinde ne kalacak? Yapılan araştırmalar şunu göstermiş ki çok fazla zeka unsuru gerektiren aşırı farklı unsurlar insanlarda daha az yapışıyor. Yani daha az benimseniyor. Ancak basit ve sade dediğimiz üslupla anlatılan veya pazarlanan ürünlerin çok daha hızlı bir şekilde insanlarda merak uyandırdığını ve daha çabuk benimsendiğini tespit etmişler. Bu bence önemli. Zira reklamcılık sektöründen tutun da siyasi bir mesajı iletmeye kadar çok böyle cafcaflı diyebileceğimiz tabiri caizse içerisinde çok fazla faktörün, renk eğrilerinin, farklı modellemelerin eklendiği yapıların insanların zihninde kalıcı olmaktan ziyade karmaşıklaştırdığını ve kalıcılığa zarar verdiğini. Ancak basit tek bir mesajın tek bir potada eritilerek sunulması halinde amaçlara, hedeflere ulaşabileceğini söyleyebilmemiz mümkün. Eğer böylesi bir süreç sağlanırsa o zaman kıvılcım ortaya çıkar. O kıvılcımdan da çok büyük bir patlamanın yaşanması mümkün olabilir.
Tabii bu noktada belirtmemiz gereken bir diğer hassas konu da sizin ne kadar reklamınız basitade olursa olsun onu normal insanlar içerisinde, hedef kitlesi içerisinde bunu gönüllü olarak yapacak kişilere ihtiyacınız olabilir. Yani siz bunları görevlendirmezsiniz. Satıcı rolünden daha ziyade o mesajı gönüllü olarak, o fikri gönüllü ve kendiliğinden isteyerek yapan insanlara ihtiyacınız doğacaktır. Günümüzde bu aslında sosyal medyadaki fenomenlerden tutun da belli bir takipçi kitlesi olan işte Instagram'dır, Twitter'dır, Facebook'tur. Burada bir ürünü tanıt yaptıklarını veya bir siyasi mesaj verdiklerinde hemen takipçilerinin bu konuda hızlı reaksiyon gösterdiklerini gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu insanların modern kapitalist sistemdeki rollerinin her geçen gün daha da arttığını hassasiyetle vurgulamak gerekiyor. Zira bu insanların bir ürünü alıp post olarak veya bir hikaye biçiminde insanlara tanıtması, beğendiğini söylemesiyle birlikte o ürün ve hizmetin veya o düşüncenin insanlar arasında hızlı bir şekilde yayıldığını görebilmemiz mümkün. Her insan bunu başaramıyor tabii ki ama günümüzde sosyal medya kadar önemli bir araçta ağızdan ağıza yayılma dediğimiz unsur günümüzde hala etkisini koruyor. En eski pazarlama unsuru, en eski fikir yayma mekanizması diyebileceğimiz konu bir kahvehanede veya bir arkadaş ortamında ben bu gömleği aldım, şuradan aldım şu markalı bir ürün çok beğendim diyerek çevresindeki insanları sadece bu söylemiyle etkileyebilen ve onların davranış kalıplarını veya alışveriş kıstaslarını belirleyebilen insanlar var. Bu konu siyaset biliminin de önemli meselelerinden bir tanesini oluşturuyor. Zira toplumu sosyolojik açıdan analiz edebilmek, sevdiklerini, beğenmediklerini veya karşıt fikirdeki hassasiyetlerini bilebilmek, sizin geleceğe dönük fikirlerinizi topluma kabul ettirebilme konusunda da çok önemli bir rol oynadığını söyleyebilmemiz mümkün. Toparlayacak olursak kapitalist sistemin kendisi bir salgın mekanizmasıdır. Fikirleri, mesajları, davranışları ve ürünleri çok hızlı bir şekilde insanların üzerinde test etmeye ve yaymaya çalışan bir virüs gibidir. Dolayısıyla günümüz toplumlarını analiz ederken bu faktörü hiçbir zaman unutmamak gerekir. Bir kıvılcımın hızlı bir şekilde insanlar üzerinde yayılmasını sağlayan insanların çoğu zaman yanlış yönlendirmeler yapabileceğini de unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla kendi fikir hürriyetinizi korumanız kadar bu insanların sizi nereye yönlendirmeye çalıştığını da aklınızda bulundurmanız, bir köşesinde kendi iradi sisteminizde korumanız çok önemli hale gelmektedir. Zira belli bir noktadan sonra bu insanlar kendi kitlelerini ölüme de götürebilirler veya yanlış tercihlerle ekonomik bağımsızlıklarını veya kültürel kodlarının değişmesine de erozyona uğratmasına da sebebiyet verebilirler. Yani her kıvılcım, her salgın fikri anlamda size olumlu veya düzgün bir istikamete götürecek bir kaynağın olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bu bağlamda insanların okumaya, yazmaya, kendi fikir ve düşüncelerini de bir anlamda background'unda yani bavulunda taşımasında faydalı olabileceğini, olduğunu söyleyebilmemiz mümkün diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.